Merhaba arkadaşlar. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Tura'nın 29 Mart 2018 tarihli Padişah Anaları başlıklı köşe yazısını seslendiriyorum. AKP ile ittifak anlaşmasına yanaşmayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir anda hedef tahtası haline getirildi. Başka şey bulamadıkları için o yerli ve milli olamaz çünkü karısı İngiliz diyerek akılları sıra onu eleştirdiler. Evet, Temel Bey'in aşık olarak evlendiği hanımefendi bir İngiliz'dir. Ama kelime-i şehadet getirip Müslüman olarak evlenmiştir. Dinimizde bundan doğal ne olabilir ki? Fakat bunların Müslümanlıkları da özde değil sözdedir. Yandaş ve yalakaların sürekli olarak hasretle dile getirdikleri Osmanlı döneminde 36 padişahtan 35'inin anneleri Rus, Ermeni, Yahudi, Rum, Fransız, Sırp, Polonyalı ve İngiliz kökenliydi. Bunlardan bazıları dinlerini hiç değiştirmemişlerdi. Birinci padişah Osman Bey'den başlayarak bütün padişahlarda Türk kadınlarına karşı bir ilgisizlik vardı. Bu nedenle Osmanlı padişahlarının kanına sürekli olarak yabancı kanı girdi. 36. padişaha gelindiğinde damarlarındaki Türk kanı hep yabancı kadınlarla evlenilme sonucu %1'in altına inmişti. 1. padişah Osman Gazi, karısı Moğol soyu Bala Hatun, 2. padişah Orhan Gazi'nin annesi Moğol Bala Hatun 3. Padişah 1. Murat'ın annesi Rum Horofira Nilüfer Hatun. 4. Padişah Yıldırım Bayezid'in annesi Bulgar Maria Gülçiçek Hatun. 5. Padişah Mehmet Çelebi'nin annesi Bulgar Prensesi Olga. 6. Padişah 2. Murat'ın annesi Veronika. Bir iddiaya göre Dulkadir Bey'in kızı Emine. 7. Padişah Fatih Sultan Mehmet'in annesi Osmanlı tarihçilerine göre Çandaroğlu Taceddin Bey'in kızı Hüma Hatun, yabancı tarihçilere göre Sırp kralı Brankovic'in kızı Prenses Despina, Mara Hatun. 8. Padişah, 2. Bayezid'in annesi Rum Kornelia, Zanos Paşa'nın kızı. 9. Padişah, Yavuz Sultan Selim'in annesi Beti adlı Cariye, Bülbül Hatun 10. Padişah, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Polonya Yahudisi Helga, Hafsa Sultan 11. Padişah, 2. Selim'in annesi Rus kızı Roksalan, Hürrem Sultan 12. Padişah, 3. Murat'ın annesi Yahudi Raşel, Nur Banu Sultan 13. Padişah, 3. Mehmet'in annesi Venedikli Bafo, Safiye Sultan 14. Padişah 1. Ahmet'in annesi Yunanlı Helen Handan Sultan. 15. Padişah 1. Mustafa'nın annesi İspanyol Violetta Mahpeker Sultan. 16. Padişah 2. Osman'ın annesi Rum kızı Evdoksiya Mahfirus Sultan. 17. Padişah 4. Murat'ın annesi Rum Anastasia. Rasriya Kösem Sultan. 18. Padişah Deli İbrahim'in annesi Rum Anastasya Kösem Sultan. 19. Padişah Avcı Mehmet'in annesi Rus kızı Nadia Turhan Sultan. 20. Padişah 2. Süleyman'ın annesi Sırp kızı Katrin Dilaşup Sultan. 21 padişah, ikinci Ahmet'in annesi Yahudi kızı Eva, Hatice Muazzez Sultan. 22 padişah, ikinci Mustafa'nın annesi Rum kızı Evemiya, Emetullah Gülnuş Sultan. Yirmi üçüncü padişah, üçüncü Ahmet'in annesi Rum Evemiya, Gülnuş Sultan. 24. Padişah 1. Mahmut'un annesi Rum kızı Aleksandra Saliha Sultan 25. Padişah 3. Osman'ın annesi Sırp kızı Mari Şeyh Suvar Sultan 26. Padişah 3. Mustafa'nın annesi Fransız kızı Janet Mihrişah Sultan 27. Padişah 1. Abdülhamit'in annesi Fransız Cariye İda, Rabia Sultan. 28. Padişah 3. Selim'in annesi Cenevizli Agnes, 2. Mihrişah Sultan. 29. Padişah 4. Mustafa'nın annesi Bulgar Sonya, Ayşe Sultan. 30. Padişah 2. Mahmut'un annesi Fransız Naçe, Dela Bazar'i, Nakşı Dil Sultan. 31. Padişah, Abdülmecit'in annesi, Rus Yahudisi Suzi, Bezmi Alem Sultan. 32. Padişah, Abdülaziz'in annesi, Magrelli Gürcü Besime, Pertev Niyal Sultan. 33. Padişah, 5. Murat'ın annesi, Fransız Vilma, Sevkesva Sultan. 34. Padişah 2. Abdülhamit'in annesi Rusyalı Ermeni Virjin, Trimürgen Sultan. 35. Padişah Mehmet Reşat'ın annesi Rum kızı Karolin, Gülcemal Hatun. 36. ve son padişah Vahdettin'in annesi İngiliz Henriette, Gülüstü Hatun tarihi kaynakları inceleyerek çıkardığım yukarıdaki ilginç tablo, Türk ulusunu yüzyıllarca yabancı kökenli kadınların doğurduğu padişahların yönettiğini gösteriyor. 36. padişaha gelindiğinde bilgisayarla yapılan hesaplar son Osmanlı padişahı Vahdettin'in damarlarındaki Türk kanının %0.6 olduğunu ortaya koydu. Padişahlar neden Türk kızlarını değil de yabancı kızlarını tercih ediyordu? Bu incelenmesi gereken ayrı bir konu. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz Sayın Rahmi Turan'a bu değerli köşe yazısı paylaşımı için. Benim bu köşe yazılarını seslendirmemin sebebi görme engelli arkadaşlarımızın ya da okumakta zorlanan yaşça büyüklerimizin bir yandan bir işle uğraşırken diğer yandan köşe yazısı haberi dinlemek isteyen arkadaşlarımızın köşe yazılarına ulaşmalarını kolaylaştırabilmek. Sesli köşe oynatma listesine veya kanala abone olarak seslendirmelerimizi kaçırmayabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca beğen tuşuna tıklarsanız bu video YouTube tarafından daha çok arkadaşımıza önerilecek ve bu haberlerden köşe yazılarından daha çok arkadaşımızın bilgisi olacaktır. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler diliyorum. what a wonderful world